Efendim hoş geldiniz. Gün ortasına tarihler 26 Kasım'ı gösteriyor. Saatler 12 ve gün ortası başlıyor. Dün yoğun bir gündemi geride bıraktık ve bugüne başladık. Peki bugün masada hangi başlıklar var? Bakacağız. Önce Turkuaz tabloya bakalım, gelsin ekranlara. Son durum nedir koronavirüsle mücadelede efendim? Test sayımız 363.043 olurken bu test sayısıyla birlikte vaka sayımız da 24.467'ye yükseldi. Vefat sayımız 222, iyileşen sayımız da 29.639 olarak gözüküyor. İkinci doz aşı yapılma oranı %80.94. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklamalar var sosyal medya hesabında. Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımız da salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır dediği paylaşımında. İşte o uyum süreci yine oldukça önemli bu vaka sayıları artarken. Şimdi dünün gündemine bakacağız. Dün önemli gündem başlıklarından biri tabii ki ekonomi. İstanbul'da da Ankara'da da toplantılar vardı. İstanbul'da Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Bankalar Birliği ile bir araya gelirken Ankara'da da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 3 saat sürdü. Şimdi ardından bir bildiri yayınlandı ama bu bildiride çok başlık var. Hepsinin detaylarına bakacağız. Ekonomi vurgusu öne çıktı. Neden? Milli Güvenlik Kurulu bildirilerinde ekonomi yer almıyordu. Yeni ekonomi modelinin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi bu bildiride. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği ve BDDK Başkanı katıldığı toplantıda konuştu. Uyumlu, güzel, faydalı bir toplantı olduğunu belirtti. Sonrasında bundan sonraki süreci konuştuk açıklamalarında söyleyelim. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. 5 maddelik ekonomi yol haritasını paylaştı diyelim. Yeni ekonomik modelinin kararlılıkla devam edeceğini, düşük faiz politikasının uygulanmasında kararlı olunduğunu ifade etti. Aslında 2013'ten beri bu politikaların uygulanmak istendiğini ancak itirazlar olduğunu da belirtti. Şimdi şöyle eleştiriler var. Neden Sayın Lütfü Elvan varken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nurettin Nebati paylaşımlar yaptı, bir tartışmayı da gündeme getirdi. Bu ekonomide yeni yol haritasını konuşacağız, MGK'daki ekonomi vurgusunu konuşacağız, enflasyonla nasıl mücadele edilecek, ne yapılmalı, nasıl gidiyoruz, döviz kurlarında hareketlilik de devam ediyor. Ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu saatler 13.30'u gösterdiğinde bizlerle birlikte olacak. Ve Soçi'ye gideceğiz. Soçi'de üçlü bir zirve var, önemli bir zirve. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rus lider Putin Soçi'de üçlü zirvede bir araya gelecekler. Bu zirveden nasıl bir sonuç çıkacak, neler konuşulacak ki? Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bir açıklaması vardı. Zengezur koridoru çok önemli, altılı platform çok önemli ama dedi ki bu görüşmelerde Zengezur koridorunun konuşulmasını istemiyoruz dedi. Ve bir itiraf da aslında bir onay da geldi Paşinyan'dan. Şöyle, bizim Erivan olarak Ankara ile aramızın düzeltilmesini istiyoruz ve bu nedenle Rus hükümetinden de evet Putin'den de yardım istedik. Bu da doğrudur açıklaması da geldi. Şimdi bu zirveyi konuşacağız. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlik'te yeni bir yol haritası 10 yıllık aranın ardından ne oluyor iki ülke ilişkileri? Bundan sonra iki ülkenin ilişkileri nereye evrilir? Bölge ülkeleri nasıl etkiler? Hepsini konuşacağız. Başka hangi adımlar atılabilir? Değerlendireceğiz. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal saatler 13'ü gösterdiğinde bizlerle birlikte olacak. Ve 14'te Denizli'ye gideceğiz. Vatan Partisi'nin 81 ilde başlattığı üretim devrimi kurultaylarının bir ayağı da bugün Denizli'de olacak. 14'te de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz efendim diyelim. Ve bültenimize başlıyoruz hemen. Neyle? Binali Yıldırım'ın açıklamaları var ilk olarak. Birazdan geçeceğiz bu habere. Ardahan'dayız. Ardahan'da vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li vekiller HDP'yi savununca tartışma çıktı. CHP'li vekillerin Selahattin Demirtaş'ı aklama çabası üzerine vatandaşlar CHP eğer iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak dedi. CHP'li vekiller aldıklarını tepki karşısında neye uğradıklarını da şaşırdılar.
CHP'li vekiller HDP'yi savundu, vatandaş konuşturmadı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vekillerin bir kahvehane ziyareti esnasında vatandaşlar CHP'yi HDP ile yan yana gelmekle eleştirdi. CHP eğer iktidara gelmek istiyorsa bir kelime konuşacak. Buyurun. İktidara gelmek istiyorsa HDP'den uzak duracak. Vatandaşın eleştirileri arasında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın adının geçmesiyle CHP'li vekiller Demirtaş'ın suçsuz olduğunu savundu. Mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı anda suçlu. Onu devlet ülkede... Onun cezasını kanunlar adalet önünde versin. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen tartışmada hızını alamadı. Terörist bile olsa cezaevinde yapmamalı dedi. Bir cumhurbaşkanının veya gücü yeten iktidar sahibinin talimatıyla terörist de olsa mağdur insanlar cezaevinde olmasın. Bu her türlü birlik beraberliğe de zarar veriyor. Vatandaşlardan biri ülkeye Selahattin Demirtaş'tan başka zarar veren var mı diye sordu. Yargıya intikal etsin. Yargılansın. Onu biz karar veremeyiz. Onu yargı verir canım hemşehrim. CHP'li vekillerin Demirtaş'ı aklamaya çalıştığı esnada araya giren bir vatandaş, CHP'nin iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak durması gerektiğini söyledi. Kahvehanedeki vatandaşlar HDP'den uzak durun tepkisine alkışlayarak destek verdi. O cezayı biliyorsun. CHP Atatürk'ün partisidir. Evet. Atatürk'ün başını takip ediyor. CHP eğer iktidara gelmek istiyorsa bir kelime konuşacak. Buyurun. İktidara gelmek istiyorsa saygı duyuyorum. HDP'den uzak duracak. HDP'den uzak duracak. Çarşı ve Gezi Parkı davalarının birleştirilmesiyle başlayan Çatı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Sorosçu Osman Kavala da hakim karşısına çıkacak. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada ikinci duruşma başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala da hakim karşısına çıkıyor. Kavala, uluslararası darbe finansörü George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisiydi. Son olarak Amerika'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Efendim, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi eski asker Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltıyı sosyal medya hesabından duyuran Gürcan, polisin evinde arama yaptığını söyledi. Metin Gürcan'ın Süleymaniye'de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere bir çay partisi verdiği de ortaya çıkmıştı. Bakalım detaylarına. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve eski asker Metin Gürcan gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca polis evde arama yaptı. Gürcan'ın Süleymaniye'de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere bir çay partisi verdiği için özel kuvvetlerden uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı ortaya çıkmıştı. Gürcan'ın kabarık dosyasını Eylül ayında Aydınlık gazetesi manşetine taşımış, Amerika ile bağlantıları deşifre edilmişti. Metin Gürcan, 2011 yılında basına yansıyan görüntüleriyle gündem olmuştu. Şınak Akçay'ı da Mehmetçikleri hedef tahtasının yanına koyarak arkasını dönüp bacaklarının arasından silahla atış yapmıştı. Gürcan, Deva Partili olmasına rağmen aynı zamanda HDP hayranlığıyla da ön planda. Gürcan bir röportajında HDP tecrübesi bana göre Türkiye Kürtleri için son 200 yılda tarihi bir fırsattır ifadelerini kullanmıştı. Hemen döviz kotasyonlarına bakıyoruz. Efendim, dalgalanma devam ediyor. Piyasaların son işlem gününde dolar güne 12 lira 8 kuruşla başladı. Güne %1,5 civarı artışla başlayan avro da 13 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise 697 liradan satılıyor.
Hafta başında çok sert yükselişlerin yaşandığı döviz piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. 11 lira 80 kuruşla 12 lira 20 kuruş aralığında seyreden dolar, 4. işlem günü 12 seviyesinin hemen altında kapandı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen dolar 12 lira 8 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Güne %1,5 artışla başlayan avro da 13 lira 66 kuruş seviyelerinden el değiştiriyor. Dün 700 lira 93 kuruş üzerinden işlem gören gram altın güne 697 lira 33 kuruşla başladı. Serbest piyasada 1106 liradan alınan çeyrek altında 1140 liradan satılıyor. Efendim, Batı'nın desteğiyle Karadeniz'de gerilimi artıran Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'ya yönelik kışkırtma açıklaması yaptı. Kuleba, Ukrayna'ya karşı bir askeri müdahalenin çok maliyetli olacağını söyledi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ne birlik olma çağrısı yaptı. Ukrayna'dan Rusya'yla gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklama geldi. ABD ve Batı desteğiyle silahlanmayı artıran Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, buna karşı önlem alan Rusya'yı askeri yığınak yapmakla suçladı. Yunanistan'ı bir üs haline getiren ABD, Ukrayna krizi boyunca bu ülkeye de askeri yardım ve yığınaklarını sürdürdü. Olası NATO tehdidine karşı sınırda önlemlerini artıran Rusya'ya Ukrayna Dışişleri'nden kışkırtma açıklaması geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, kendilerine yönelik olası bir askeri temasın çok maliyetli olacağını söyledi. Ayrıca krizle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sonra da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le temaslarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenski ve Merkel bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirdi. İki liderin Rusya'dan gelebilecek tehditleri sınırlamak ve uluslararası toplumun işbirliği içinde çalışması ve Rusya yaptırımların korunmasında hemfikir oldukları belirtildi. Merkel ise Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlik olması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası Avrupa Birliği'nin de katılımıyla taraflar arasındaki krizin yatışacağına inandığını açıkladı. Efendim, yüz binlerce metal işçisinin zam pazarlığında dördüncü görüşme yapıldı. 14 maddenin ele alındığı toplantıda 4 madde üzerinde anlaşıldı. Uzlaşılan maddeler arasında işe alınma, stajyer çalıştırılması, toplu işten çıkarma ve teşkilatlanma başlıkları yer aldı. Yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız. İşçi ve işveren uzlaşı için bir araya geldiği teknik maddelerden 4'ü üzerinde daha anlaşma sağlandı. Mücadelemizi büyüteceğiz. Daha çok direneceğiz. Yaklaşık 130 bin metal işçisinin 2021-2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zam oranı için görüşmeler sürüyor. İşçiyi Türk Metal Sendikası işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MES temsil ediyor. Sendika işçilerin maaşına %29.57 zam istedi. Taraflar arasındaki dördüncü görüşme 23 Kasım'da yapıldı. Görüşmede 14 madde ele alındı. Toplantıdan 4 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Uzlaşılan maddeler arasında işe alınma, stajyer çalıştırılması, toplu işçi çıkarma, teşkilatlanma yer aldı. Ama geldiğimiz gibi değil. Toplu iş sözleşmesinde ilk 60 günlük yasal sürenin dolmasına sayılı günler kala taraflar 5. görüşmesini de 7 Aralık'ta yapacak. İşçi tarafının ev sahipliğinde yapılacak görüşmede rakam üzerinde konuşulması bekleniyor. İşveren eğer bizim şartlarımızı kabul etmezse anlaşma sağlanamaması halinde 15 günlük arabulucu süreci başlayacak. Arabulucudan da bir sonuç alınmazsa anlaşma için ikinci 60 günlük sürece geçilecek. Efendim, Kars'a gidelim. Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle birçok çoban 300 koyunuyla yolunu kaybetti. Çoban ve koyunlarına ulaşmak için köylüler, güvenlik korucuları, jandarma ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. 2254 rakımlı Yahni Dağı'nda kurtarma operasyonu yapıldı. Gözünüz aydın.
Allah razı olsun, teşekkür ettim size de. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, yolunu kaybeden çoban 300 koyunuyla mahsur kaldı. Onların imdadına vatandaşlar, jandarma ve kurtarma ekipleri yetişti. Görüntülerdeki olay Kars'ta yaşandı. Aniden kar yağdı, sis bastı, ben yolumu kaybettim. Volkan Koçbay, merkeze bağlı Hamza Gerek köyünden hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden etkili olan kar yağışı sonrası köye geri dönmek istedi. Ancak yolunu kaybetti. Koçbay durumu ailesine bildirdi. Aile de ekiplere ulaştı. Haber gelince biraderle atlara bindik. Geldik, izleri takip ettik ama biz de kaybolduk. 5 metre önümüzü göremiyoruz. Güvenlik korucuları ve köylülerin de traktörleriyle katıldığı arama çalışmalarında Koçbay 2254 rakımlı Yahni Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulundu. Bulanık Köyü muhtarı Engin Kumaş, Koçbay'a eşlik ederek koyun sürüsünü güvenli bölgeye indirdi. İzleri takip ede Yahni Dağı'nın tepesine çıktık. Yaklaşınca tepeye, o bayrağın olduğu yere ses duyduk, çobanın sesi. İşte o şekilde bulduk çocuğu, çok şükür bir şey de yok, üşümüş biraz. Arama çalışmalarına sürü sahipleri de katıldı. Koyunlarıyla mahsur kalan çoban kurtarıldı. Yaklaşık bir 3-4 saat aradık. Allah'a şükürler olsun ki kazasız belasız bulundu koyunumuz. Allah devletimize de zeval vermesin. Karakolumuz, askeriyemiz hepsi harekete geçtiler. Köyümüz, kendi komşularımız, yakın köy komşularımız hepsine birer birer teşekkür ederiz. Bu zorlu geceyi sonuçta zaferle kazandık yani. Siyasetin gündemine bakalım. Millet İttifakı'nda neler oluyor? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın miting çağrısı Millet İttifakı'nda karşılık buldu efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitingi Mersin'de yapacaklarını açıkladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise saray sizinse meydanlar bizimdir ifadesini kullandı. Türkiye demokrasi güçleri benzer tutumu çok daha ileri düzeyde ortaya koyması lazım. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın miting çağrısına Millet İttifakı yeşil ışık yaktı. Milletimizle beraber omuz omuza bu işin üstesinden geleceğiz. Milletimize gideceğiz. Çünkü unutmayın ki saray onlarınsa meydanlar bizimdir. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, meclisteki muhalefet partilerine seslenmiş ve ortak miting çağrısı yapmıştı. Demirtaş'ın çağrısından sonra Kılıçdaroğlu'ndan miting açıklaması geldi. Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan CHP lideri ilk miting için tarih verdi. Erken seçim talebi sadece benim ve bizim partimizin talebi değil. Buradan çıktı artık. Erken seçim talebi milletin talebidir. 4 Aralık Cumartesi günü. Mersin'deyiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de Demirtaş'ın çağrısından sonra meydan açıklaması geldi. Gittiğimiz her yerde görüyoruz ki millet bizi çağırıyor. Az kaldı. O sandık gelecek ve bu zulüm bitecek. Demirtaş'ın tweetinden sonra grup toplantısında konuşan Akşener, saray onlarınsa meydanlar bizimdir ifadesini kullandı. Çünkü unutmayın ki saray onlarınsa meydanlar bizimdir. Miting sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar var. PKK'nın talimatı sonrası CHP'nin miting yapma kararı almasını Bahçeli erdemsizlik olarak değerlendirdi. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yönetmeye başladığını söyleyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının da PKK'da karşılık bulduğuna dikkat çekti. Bir terörist, bir suçlu, bir bölücü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu alenen yönetmeye, yön vermeye ve ona akıl hocalığı yapmaya başlamıştır. CHP'nin terör tutuklusu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla miting kararı almasını bu sözlerle değerlendirdi, sert tepki gösterdi. Terörist Demirtaş'ın 24 Kasım 2021 tarihinde mecliste grubu bulunan partilerin başkanlarını ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarını, dahası 7 bölgede ortak miting yaparak derhal seçim istemelerini dayatması günün sonunda Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiş ve kabullenilmiştir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik ve erdemsizlik hiç görülmemiştir. Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye karar vermiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının da PKK'da karşılık bulduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı'nın
helalleşme çağrısına terörist elebaşlarının özerklik ve öz yönetimi kabul edilmesi, Kürt kimliğinin ve dilinin tanınması şartıyla tamam demeleri hain bir pazarlığın sütre gerisinde devam ettiğine bariz kanıt ve karine teşkil etmiştir. Maalesef terörizmin zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir. Özellikle HDP'nin ikizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan siyasi iradesi bir tarafta terörist Demirtaş'a, diğer tarafta da PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalar yapan MHP lideri ekonomi üzerinden Türkiye'de iç karışıklık planlandığını savundu. Erken seçimden başka söylediği, hatta söyleyeceği bir şeyi bulunmayan Zillet İttifakı'nın ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin, tahripkar ve dış destekli mütecaviz bir hareketlenme içindedir. Türkiye'yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan, çevrelerin proaktif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Türkiye'nin döviz sabotajlarına yenilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, ekonomide yaşanan sorunların aşılacağını söyledi. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir. Türkiye küresel sermaye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim ezberleri ise sonuçsuzdur. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Amerika'nın hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğini söyledi. Afyonkarahisar'da konuşan Özhaseki, Amerika'nın gittiği her ülkeye şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüğünü de belirtti. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı, böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki Amerika'nın Orta Doğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek adam seçim kampanyası yapıyor. Amerika'nın müdahil olduğu ve Orta Doğu'daki bütün hedeflerine ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeye hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, İnsanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler. Suriye civarında DAEŞ'i bahane ederek geldiler. Afganistan'a girdiler. Afrika ülkelerine girdiler. Her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar? Şer götürdüler, bela götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşman ülkeler. Görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar. Ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahiller. Yer altındaki örgütler, PKK gibi lanet bir örgüt, 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce, binlerce yavrumuzun da katilleri bu seçimde bize karşılar, diğerleri gibi, Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi din tarafından, Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgüt de bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar. Efendim, Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Kurultaylardaki mesajlar ekonomik kurtuluş savaşının fitilini ateşledi. Ekonomik krizden tasarruf yapılarak, üretim arttırılarak çıkılacak. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Balıkesir Havran'da düzenlenen Üretim Devrim Kurultayı'nda önemli mesajlar verdi. Çiftçilere seslenen Perinçek, kolları sıvayıp siyaset alanına gireceksiniz dedi. Döviz kurlarına da değinen Perinçek, doların peşinde koşmayacaklarını, Türk lirasını yükselteceklerini iddia etti, ilan etti. Vatan Partisi lideri, çarşıların sultanı Türk lirası olacak dedi. Havran'dan zorluklara meydan okuyarak bu kurultayımızı açıyoruz. Tasarruf, yatırım ve istihdam. Ekonomik krizden çıkmanın formülü.
Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarında çözümü hükümete ve vatandaşa anlatıyor. Çıkış yolumuz değerli arkadaşlar üretim devrimi. Üretimin artırılabilmesi için girdilerin başını çeken mazot, gübre desteklerinin artırılmasını istiyoruz. Üretenler önümüzdeki dönem yöneten olacak. Bu bir vaat değildir. Bu bir mecburiyettir. Bu bir zorunluluktur. Balıkesir Havran'da üretim devrimi kurultayı yapıldı. Sorunlar ve çözümler ele alındı. 170 liraya aldığım top gübresi şimdi şu anda 540 lira olduğunu söylediler. Gübre atamayacağım. Bir ağaçtan 100 kilo zeytin alıyorsam 50 kilo zeytin alacağız. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek üreticiyi yok sayan dönemin sona geldiğini söyledi. 40 yıldır uygulanan program bitti. Türkiye'yi borca batıran program bitti. Kamu iktisadi teşekküllerini özelleştiren, peşkeş çeken program bitti. Çözümü açıkladı Perinçek. Çiftçiyi koruyacağız dedi. Güney Amerika'dan et getiriyoruz, canlı hayvan getiriyoruz. O zaman bu çiftçi kendi ürettiği malını kendi vatanında satamazsa o çiftçi ne olur? Nasıl destekleyeceğiz? Ucuz mazotla, ucuz gübreyle, faizsiz krediyle, ucuz tohumla ve aynı zamanda verimli tohumla. Dolar saltanatına son diyen Vatan Partisi lideri Türk lirasının değerleneceğini belirtti. Çarşıların sultanı dolar değil, Türk lirası olacak dedi. Türkiye'de Türk lirası geçerlidir. Türk lirasıyla değişim yapılır. Türk çarşılarının kralı, sultanı Türk lirası olacak. Doların peşinde avare avare koşturmayacağız, dolaşmayacağız. Türk lirasını yükselteceğiz. Türkiye'de Türk lirası diyoruz. Perinçek çağrı yaptı, sözleri büyük alkış aldı. Çiftçilerin hükümette olacağını söyledi. Üreticilerin katıldığı Vatan Partisi üzerinden hükümette yer aldığı bir hükümet modeli. Türkiye'nin önünde bu var. Nasıl Seyit Onbaşı o mermiyi kaldırdı, o mermi kalkacak. Siz kaldıracaksınız o mermiyi. Siyasette kolları sıvayacağız. Kolları sıvayacağız, siyaset alanına gireceğiz. Kurultay'da enerji güvenliğine dikkat çekildi. İyi komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldı. Ekonomi programıyla güvenlik programının ve dış politikanın birleştiği bir yerdeyiz. Bize İranlılar diyor ki İran'da petrol 40 kuruş 50 kuruş. Size diyorlar hadi 2 liradan satalım. Siz de 1 lira vergi koyun etti 3 lira. Bugün 3 liradan çiftçimize mazot versek ne olur? Ne olur? Şahlanır mı? Kurultay'a Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak, Vatan Partisi Havran İlçe Başkanı Ethem Dülgeroğlu, Ziraat Mühendisi İlmi Akdoğan ve Karalar Köyü Muhtarı Mehmet Akçam katıldı. Üretici baş tacıdır diyoruz. Üretici baş tacıdır. Evet, ekonomide yeni bir yol haritası, ardından döviz kurlarındaki dalgalanmalar devam ediyor ve Türkiye'ye ekonomik kayıplar da yaşatıyor. Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurlu, Türkiye'nin en azından cari açığı kapanana kadar kontrollü kambiyo rejimine geçmesi gerektiğini vurguladı. Peki kontrollü kambiyo rejimi nedir ve uygulandığı takdirde Türkiye ne gibi faydalar sağlar? Ayrıntılar şimdi haberimizde. 1980'den bu yana Türkiye'de yürütülen ekonomi politikaları istikrar sağlamamıştır. Artık Türkiye üretim devrimi yoluna girmektedir. Döviz kurundaki anormal dalgalanma sürüyor. Kurdaki kısa süreli yüksek artışlar Türkiye'ye ciddi ekonomik kayıplar yaşatıyor. Türkiye serbest piyasa koşullarında olduğu için Merkez Bankası da kura müdahale etmeyeceğini belirtiyor. Peş peşe tarihi zirve yükselişini gören döviz kuru, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in 10 milyar dolarlık yatırım açıklamasından sonra geriledi. Düne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yakın kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri Asya'ya yüzünü dönmüştür. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin emri Veliaht Prensi Türkiye'ye gelmiş, sözleşmelerin 10 milyar dolar civarında olduğu söylenmiş, Türkiye'ye nakit para getireceğini söylemiş. Bu da dolar kurunda yaklaşık 1 lira civarında düşüşe neden oldu. Türkiye 1980 yılından bu yana dalgalı kur sorununu ilk defa yaşamıyor. Türkiye'de ilk defa kur artık düşmüyor. Türkiye'de bu yıl başından beri %72 civarında devalü olduğu dolar, Turgut Özal bir defa da %67
7 devalüe etti doları 24 Ocak kararlarının arkasında. Kurun seviyesinin piyasanın belirlediği dalgalı kur nedeniyle dövizdeki ani ve yüksek artışlar Türkiye'ye ciddi ekonomik kayıplar yaşatıyor. Bunu önlemenin yolu da dalgalı yerine kontrollü kambiyo sistemine geçmek. Peki kontrollü kambiyo rejimi nedir ve Türkiye daha önceden böyle bir rejimi uyguladı mı? Döviz kurlarını kontrol edilmesi, serbest piyasa denilen sıcak paracıların elinde bırakılmaması gerek. En azından sıcak paracılar kaçmak istiyorsa piyasada buldukları fiyatlardan döviz alıp kaçsınlar. Ama Türkiye'de yapılacak ithalat, ham madde ithalatı ve diğer üretim mallarının ithalatıyla ilgili, enerjiyle ilgili ki düşük kurlar, kontrollü kurlar, rezervden transferler yapılarak bunları halka maliyetinin düşük hale getirilmesi lazım. Kontrollü kambiyo rejiminden kastettiğim özet olarak budur. Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu'na göre Türkiye'nin en azından cari açığı kapanana kadar kontrollü kambiyo rejimine geçmesi gerekiyor. Öncelikle Türkiye'nin en azından cari açığı kapanıncaya kadar bu oynaklıklardan, insanların güvensizliğinden kurtulması için kontrollü kambiyo rejimine geçmesi lazım. Daha önce de Türkiye uyguladı. Türkiye yabancı değil, kontrollü kambiyo rejimine. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda uygulanması gereken program da belli. Özel sektöre yıllardan bu yana teşvik verildi. Olmuyor, yapamıyor özel sektör bunu. Devletçilik, karma ekonomi, devleti de ekonominin içine sokarak biz buradan çıkabiliriz. Ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlayacak açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan, işçi tarafıyla uzlaşma halinde olduklarını belirtti. Dayanışma çağrısı yapan işçi ve işveren taraflarından da açıklamalar geldi. Orada bir uzlaşmayla asgari ücret konusunu çözmek. Makul bir rakamda buluşmak lazım. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Asgari ücret maratonuna sayılı günler kala taraflar peş peşe açıklama yaptı. Birbirimizle beraber sıkıntılarımızı paylaşacağız. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantı günü belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ilk görüşmenin bakanlıkta 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Masada işçiyi Türk İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil edecek. İşçileri koruyan sosyal devlet hukukunu tanıttı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konusunda işçi tarafıyla uzlaşı içinde olduklarını ifade etti. Bu rakam toplumu tatmin edecek. Toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek. Burada emekçiler sahipsiz değildir. Devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır. Kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkan'la bu konuda uzlaşma içerisindeyiz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da dayanışma mesajı verdi. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik taleplerini dile getirdi. Biz dayanışma içerisinde olacağız. Antidemokratik bir kurum bu. Sayın Bakanım, kusuruma bakma. 12 Eylül'den kalma antidemokratik bir kurum. 15 kişi. Aynısı Yüksek Hakem Kurulu'nda var. Bir açıklamada işverenden geldi. İşveren, rakam belirlenirken ekonomideki olağanüstü durumun göz ardı edilmemesini talep etti. Asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Bu nedenle asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz. Asgari ücret işveren desteğinin bu yılda devam etmesinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını bir kez daha çizmek isterim. Hem sektör temsilcilerinin akaryakıt bu gece zamlanacak iddiasına Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan yalanlama geldi. Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil açıklaması yapıldı. Açıklamada ard arda yapılan zamlardan hükümet değil, serbest piyasa koşullarının sorumlu olduğu ifade edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 25 Kasım'da akaryakıta zam yok açıklaması yaptı. Sektör kaynakları 25 Kasım için benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam beklentisi olduğunu ortaya atmıştı.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan zam haberine yalanlama geldi. Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada akaryakıt bayileri önündeki uzun kuyruklara ve bazı bayilerde kotalı satış olduğu yönündeki iddialara değinildi. Herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir denildi. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kar etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz. Ard arda gelen akaryakıt zamlarına dair açıklama yapan EPDK, fiyat artışından hükümetin değil serbest piyasa koşullarının sorumlu olduğunu belirtti. Akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır. Döviz kurundaki artış nedeniyle en son 24 Kasım'da benzinin litresine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş ve LPG'ye de 65 kuruş zam yapılmıştı. Efendim 25 Kasım kadına yönelik şiddette Uluslararası Mücadele Günü'ydü. Vatan Partisi Öncü Kadın'da kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Genel Yönetim Kurulu üyesi Füsun İki Kardeş medyayı bu konuda göreve davet etti. Şiddeti besleyen bir unsur olarak medyada kadına yönelik kuşatmayı anlattı ve yapılması gerekenleri sıraladı. Şimdi medya neden önemli? Medya dördüncü kuvvet. Kadının her türlü şiddetten korumak sadece yasalarla mümkün değil. Yapılması gerekenleri altı başlıkta sıraladı. Kadına şiddetle mücadelede medyanın büyük görevi var dedi. Sorunun toplumsal ve ortak bir mücadele alanı olduğunu vurguladı. Medyada çok yönlü bir kuşatma altındayız. Nasıl bir kuşatma? Bir yandan televizyon, görsel basın, bir yandan yazılı basın, bir yandan televizyon dizileri, bir yandan dijital platformlar ile bir algı operasyonu dört elden ve ağız birliğiyle yürütülmekte. Vatan Partisi Öncü Kadın, kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında medyaya düşen görevleri açıkladı. Açıklamayı Genel Yönetim Kurulu üyesi Füsun İki Kardeş yaptı. Biliyorsunuz her haber aslında bir propaganda. Bir haberi ne kadar sık tekrar edersek o kadar beyinlere bu iş normaldir, bu iş olağandır mesajını vermiş oluyoruz. Haber saati bir saat biliyorsunuz. Bunun en az 15 dakikası kadına karşı şiddet haberlerine ayrılıyor ve bir kez dönmüyor haber. İki kardeş medyada örgütlü her koldan bir kuşatma olduğunu söyledi. Bu kuşatmanın araçlarının yazılı ve görsel basındaki haberler, televizyon programları gibi unsurlar olduğunu belirtti. Dijital platformlar biliyorsunuz herkesin atını rahatça oynattığı bir alan haline geldi. Denetlenmelidir diyoruz. Televizyon dizileri, batı dizilerinin uyarlanmasıdır. Bu dizilerde aile yapısı darmaduman. Bunlar denetlenmeli, bu akıma bir son verilmeli diyoruz. İki kardeş, şiddete uğrayan kadınla ilgili yapılan haberlerin toplumsal ahlak değerleri çerçevesinde çözüm ve mücadele zemininde kamuoyuna sunulması gerektiğini ifade etti. Kadına şiddet haberlerinde muazzam bir çaresizlik, muazzam bir karamsarlık, içinden çıkılmaz bir durum. Çırpınan kadınlar işte daha önceden zaten şikayetçi olmuştu. Ama ne kadar şikayetçi oldu, ne oldu bunları araştırmadan, hukuken temellerini görmeden apar topar ve sansasyonel haberlere girişiliyor. Bunlara karşıyız, bunları açıklayacağız, teşhir edeceğiz. Öncü Kadın, tepki çeken Gündüz Kuşağı programlarının da takipçisi olacak. Kadını böyle bir dar döngü içinde hapseden, kadını çaresizleştiren bir başka örnek bu programlar. Bazı önlemlerin alındığını görüyoruz. Ancak bu işin de takipçisiyiz. Kadın, bizim Türk kadını böyle bir konumlandırmaya mahkum ve layık değil diyoruz Öncü Kadın olarak. Aile, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir araya geldi. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi'nde yer alan 3 bakan programdaki konuşmasında şiddetin kökünü kurutmak için topyekün mücadele verilmesi gerektiğini belirtti. Programda şiddetle mücadele için bakanlıkların yaptığı çalışmalar da anlatıldı. Yaygınlaşan şiddet olaylarının münferit hadiselerle izah edilemeyeceği açık.
şiddet mağduru kadınlar için adalet kapısının daima açık olduğunu, meselenin halli yönünde çare üretmeye çalıştığımız bir süreci geçirdik. Kadına şiddetle mücadele için aileden Adalet Bakanlığı'na kadar atılan adımlar tek tek paylaşıldı. Toplumsal farkındalığın önem kazandığı bir noktadayız. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle birçok program düzenlendi. Onlardan biri de Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi'nin düzenlediği etkinlik. Ankara'da yapılan programa Aile Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Yani her bakanlık kendine ait, bize de ait olan bölümlerini biz halletmeye çalıştık. Komitede yer alan 3 bakan topyekün mücadeleye dikkat çekti. Sadece şiddetin değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin de karşısındayız. Biz kadınların haklarına ve eşit imkanlara ulaşmasını bir çatışma alanı olarak görmediğimizi özellikle vurguluyoruz. Bu bir yarış değildir, bu bir hak teslimidir. Devletin de kendine ait tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması da aşikar. Bakanlar şiddetle mücadele için yapılan çalışmalar ve atılan adımlar hakkında da bilgi verdi. İç hukukuna kazandırdığı 6284 sayılı kanun bu anlamda bir akitleşmeye örnektir. 2021-25 dönemini kapsayan 4. Ulusal Eylem Planımız kadına yönelik şiddetin her biçimiyle mücadeleyi hedeflemektedir. 2019 yılında 6284 sayılı kanunun uygulanmasına dair bir genelge yayınladık, yürürlüğe koyduk. Ve bu genelgemizde de öncelikli olarak tekrarlanan şiddet vakalarının gözden kaçırılmamasına odaklandık. 245 bin ihbar gelmiş KADES'e. Yani 245 bin ihbardan 244.999'u yanlış olsun, sahte ihbar olsun, bir tanesi doğru ihbar olsun. 245 bin defa gitmeye değer. Programa Cumhuriyet Kadınları Derneği de davet edildi. Dernek adına programda Genel Başkan Profesör Doktor Tülin Oygur da yer aldı. 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ana hedef kadın ve erkeğin eşit olduklarının bilinçlere yerleştirilmesidir. Binlerce yılın tortusunu temizlemek için elimizdeki en büyük iki güç eğitim ve üretimdir. Kadınlarımız erkekle beraber ve onunla eşit olarak yaşayacakları yaşama bilinçlerinde hazırlanmaktadır. Devletimiz ve toplumumuzsa bu yaşamın sağlanmasında karşılaşılacak engellere sıfır tolerans göstererek kararlı şekilde mücadeleyi sürdürmelidir. Türk İş Konfederasyonu 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın işçilere bir seminer verdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı programda kadının çalışma hayatındaki yeri ve örgütlülüğüne dikkat çekildi. Kadınlar bizim toplumsal hayatımızın görünen ama daha çok da görünmeyen emeğini ortaya koyan insanlardır. Biz bu ülkede çiftçi, işçi, işsiz, memur, emekli, bu ülkenin biz %60'ıyız. Kadının emeğine vurgu yapıldı, daha fazla çalışma hayatında yer alması gerektiği belirtildi. Önemli olan burada ortaya çıkan sorunları çözme irademizi ortaya koymaktır. Türk İş, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir seminer düzenledi. Konfederasyona bağlı sendikalara üye işçi kadınların katıldığı seminerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı. Bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var. Vedat Bilgin, kadınların cumhuriyet kazanımlarıyla elde ettiği hakların önemine işaret etti. Bakan, kadınların daha fazla çalışma hayatında olması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet büyük başarılara imza attı. Bu modernleşme sürecinin birkaç boyutundan belki bahsetmek lazım. Birinci boyutu kadınların toplumsal hayatta merkeze doğru ilerlemesi. Kadınların iş gücüne katılım oranları artıyor. Meclisteki siyasi partilere örgütlenme konusunda görev düştüğünü ifade eden Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da işçi ittifakı kurulsun dedi. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. İşçi ittifakı kursunlar, kadın ittifakı kursunlar. Engelli ittifakı kursunlar, özgürlük ittifakı kursunlar. Yani ittifak lazımsa işçi ittifakı lazım bu ülkede. Metroda yaşananları biliyorsunuz. Sonrasında işte o cani yakalandı ama savcının ibret niteliğinde tutuklama talebi var. Şimdi onu ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul Kadıköy Tavşantepe metrosunda Sena Nur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı. Suç dosyası oldukça kabarık olan Yılmaz'ın
Tutuklanma talebini açıklayan kadın savcı bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir ifadelerini kullandı. Bakalım haberin detaylarına. Suç dosyası kabarıktı. O dosya son yaptığı tehdit içeren davranışla daha da kabardı. İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz, silahla tehdit, basit yaralamaya teşebbüs ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından tutuklandı. Bıçağını bırak. 20 ayda suç kaydı bulunan Yılmaz, metroda maske tartışmasına girmiş ve karşısındakilere küfür ve hakaretler savurmuştu. Hakaret içerikli sözlerine karşı uyarıda bulunan Senanur Damgacı'ya da çıkardığı ekmek bıçağıyla yüzünü kesmekle tehdit etmişti. Bıçağını bırak. Hazır! Tehdit ve küfürlerin havada uçuştuğu olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlendi. Evinde kıskıvrak yakalanan Emrah Yılmaz gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Yılmaz için tutuklama kararı çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmayla görevlendirilen kadın savcının bu saldırı tüm kadınlara yöneliktir ifadelerini kullanması da dikkat çekti. Yılmaz, emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Metroya binerken kimsenin kendisini kontrol etmediğini ifade etti. Maske takması için başka bir kadını uyardığını ancak Senanur Damgacı'nın ona karşılık verdiğini belirtti. Bunun üzerine sinirlendiğini ifade eden saldırgan kendini tutamadığını savundu. Mahkeme tarafından tutuklanan bıçaklı saldırgan cezaevine gönderildi. Olay sonrası metro hatlarında güvenlik zafiyeti de tartışılmaya başlandı. Akıllara X-ray cihazlarıyla kontrol yapılmasına rağmen saldırganın yanındaki bıçakla trene nasıl bindiği sorusu geldi. Bıçağını bırak. Hazır! Olayla ilgili konuşan Damgacı normalde kickboksçu olduğunu, kendine güvendiğini ama o sırada çok korktuklarını ifade etti. Güvenlik görevlisinin olaya müdahil olmadığını belirten Damgacı, o kadar çağrıdan sonradan anca olay bitince ortaya çıktı ifadelerini kullandı. Evet, Sena Nur ve annesine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız en ağır cezayı da alır bu cani diyelim ve şimdi bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamların hemen ardından suç zirvesini konuşacağız ve Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini değerlendireceğiz. Kiminle? Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte olacak efendim diyelim. Ayrılmayın. Efendim gün ortası devam ediyor. Meclise gidelim. Mecliste bütçe maratonu da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi meclise sunuldu. Bakan Fahrettin Koca, milli inaktif aşı Turkovak için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyurdu. Muhalefet sıralarından gelen uğultulara da tepki gösteren Koca, sağlıkçıların nöbet yükünü hafifletmek için yeni düzenlemeler yapıldığını da açıkladı. Bakan Koca, doktorların ek ödemelerini arttırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz ifadelerini kullandı. 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde bakanlığımız için 116 milyar 37 milyon TL bütçe planlanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini meclis planında birçok komisyonla sundu. Aşı çalışmalarına ve sağlıkçılara ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını diledim. Bakan Fahrettin Koca komisyonda yaptığı sunumda 3. faz çalışmaları yapılan milli aşı Turkovak'a ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovak bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Koca'nın bu açıklaması üzerine muhalefet sıralarından uğultular geldi. Koca bu uğultulara tepki gösterdi. Bugün sevinmenizi beklerdim, anlıyorum ki üzülüyorsunuz. 36 saat nöbet tutan bir hekimin trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine nöbet saatleri de gündeme gelmişti. Koca bu konuda düzenleme yapıldığını açıkladı. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Fahrettin Koca, Türkiye'nin OECD ülkelerine göre hekim sayısında geride olduğunu belirtti.
Hemşire ve ebe sayısının iki katına çıkarıldığını söyleyen Koca ek ödemelere dikkat çekti. Doktorların sabit ek ödemelerinin arttırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Koca, evlilik öncesi ve yeni doğan bebeklere yapılacak ücretsiz SMA taramaları için hazırlıkların tamamlandığını paylaştı. Ülke satında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor. Evet, şimdi dış politika gündemine bir pencere açacağız. Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir ateşkesi ihlal eden Ermenistan'dan bahsediyorduk geçtiğimiz haftalarda. Ne yapmaya çalışıyor Paşinyan derken, şimdi Soçi'de üçlü bir zirve var. Rus lider Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir araya geliyor. Bu zirvenin hem detaylarını konuşacağız hem de Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkileri bölgesel etkileri de masaya yatıracağız. Kiminle? Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte şu anda Skype bağlantısı üzerinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Önemli bir zirve. Değil mi? Şimdi bu saatten sonra ne olur ne biter sizin değerlendirmenizi istiyoruz. Bu zirve bize ne anlatıyor? Hangi başlıklar öne çıkar? Nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi bu zirvede benim anladığım kadarıyla Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarının yeniden tam olarak belirlenmesine yönelik bir anlaşmaya imza atmak için bir araya getirmiş durumda ve yine anladığım kadarıyla bununla ilgili olarak epeyce bir altyapı çalışması var. Yani zirvede bir sürpriz beklemiyorum. Hani taraflardan birinin ben bunu imzalamıyorum diyerek kalkıp gideceği şeklinde. Zirve beklediğimizden bir adım ileriye de gidebilir. Yani Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın dolayısıyla birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımaları anlamına gelen ifadeler de içerebilir imzalayacakları belge. Eğer böyle olursa o zaman çok muazzam bir ilerleme sağlanmış olur. Zaten Azerbaycan tarafı Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesiyle defalarca Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu söyledi. Burada gevşek davranan, bir türlü istekli görünmeyen taraf Ermenistan. Evet. Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanımak konusunda isteksiz olan taraf. Orada eğer böyle bir karar çıkarsa bu tabii ilişkilerin muazzam ilerlemesi anlamına gelir. Bir başka şey mesele de iki taraf arasında bu 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması diyelim. Bir mutabakat metni var iki tarafın imzaladığı, Rusya'nın da imza attığı. Şimdi o mutabakat metninin uygulanmasına ilişkin bazı ortaya çıkan sorunlar var. Onların giderilmesiyle ilgili hususlar da aynı bugünkü anlaşmaya yedirilebilir, içinde yer alabilir. Ve en önemlisi bence Ermenistan topraklarından Laçin koridoruyla Han kendine ulaşan Ermenistan gidiş gelişlerinin karşılığında açılması, tam tabii metinde böyle yazmıyor o onun karşılığında diye, ama zaten uluslararası anlaşma metinleri böyle yazılır. Azerbaycan'ın en batı topraklarıyla Nahçıvan Otonom Cumhuriyeti arasındaki topraklar arasında ulaşımı sağlamaya yönelik, adına anlaşmada geçmemekle birlikte Zengezur koridoru denilen koridorun açılması söz konusu. Ama Sayın Paşinyan diyor ki ben o koridorun gündeme gelmesini istemiyorum. Zaten anlaşmada da yok, masada da olmayacak diyor. Vallahi anlaşmada var. Adı Zengezur koridoru olarak geçmiyor, isim anılmıyor ama böyle bir yoldan bahsediyor. Ulaşımın sağlanmasını gerçekleştirecek diyor. Paşinyan bunu istediği kadar kabul etsin, etmesin. Eğer Paşinyan buna itiraz ederse o zaman Azerbaycan'da Laçin koridorunu kapatabilir. Yani o Laçin koridoru da Han kendinde sıkışmış durumdaki, sıkışmış da değil. Yani onlar sonuçta zaten Azerbaycan'ın vatandaşları, yurttaşları olacaklar. Eğer Ermenistan'a gideceğiz, biz burada kalmak istemiyoruz demezlerse Azerbaycan'ın vatandaşları olarak yaşamlarını sürdürecekler. Dolayısıyla o toplulukla
Ermenistan arasındaki bağlantının sürdürülebilmesini sağlayan Laçin koridoru var. O koridorun tarifi de var anlaşmada. 5 kilometre genişliğinde diyor. Dolayısıyla o koridor Ermenistan açısından hayati öneme sahip. Yani öbür Zengezur koridorunun açılıp açılmaması ayrı bir tartışma, ayrı bir konu. Ve o koridor Laçin koridorunu eğer Azerbaycan kapatırsa onu bazı insanlar şey zannediyor. Efendim işte Rus barış güçleri var. Barış güçlerine rağmen nasıl yaparsınız? Yapılır. Çünkü anlaşma bunu öngörüyor. Yani orada o koridorun açılması, öbür koridorun açılmasını öngörüyor. Bizim Zengezur koridoru dediğimiz. Ama hakikaten anlaşmada Zengezur adıyla geçmiyor. Bu da muhtemelen Azerbaycan tarafının Zengezur dediği bölgeye Ermeni tarafı başka bir isim veriyor. Muhtemelen bu isimlerden birinin ya da ötekinin anlaşmaya girmesi konusunda uzlaşma sağlanamadığı için Azerbaycan'ın en batı topraklarıyla Nahçıvan Otonom Cumhuriyeti arasında diye geçiyor ve bu koridorun genişliğinin ne kadar olacağı belli değil. Demir yolu ve karayolu şeklinde tarif ediliyor ve Rus istihbarat birimlerinin kontrolünde, denetiminde olacağı öngörülüyor. Biliyorsunuz Ermenistan'ın dış sınırlarında bu kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde Rus askerleri koruyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi Paşinyan o koridorun açılmayacağını söyleyecektir ama daha önceki açıklamalarında tabii ki açılacak ve Azerbaycan'la ve Türkiye ile ilişkilerimizi de normalleştireceğiz, bunu yapacağız. Yeni bir çağrı, yeni bir mesaj da geldi. Erivan-Ankara arasında ilişkilerin düzeltilmesi için Rus lider Putin'in arabuluculuk yapması istediklerini de kabul ediyorlar. Evet, biz bunu tabii istiyoruz diyorlar. Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini istiyorsun. İki liderden, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen liderlerden altılı platform var. Sana da hadi gel dediler. Ne oluyor şimdi, bir böyle bir böyle değil mi? Yani açıklamalarda bir tutarsızlık var. Şimdi oradaki açıklamalarda bizim tutarsızlık diye gördüğümüz sorunlar muhtemelen Ermenistan'ın iç politikasından kaynaklanıyor. Paşinyan'ın durumunu şu anda Allah kimseye vermesin, çok zor bir baskı altında. Bir yandan tırnak içinde Karabağ'ı kaybetmesine rağmen seçimleri kazandı. Bu da Ermenistan halkının aslında önemli bir bölümünün yolsuzlukla mücadele ve ekonominin derlenip toparlanması konusuna bu Karabağ meselesinden çok daha fazla önem atfettiğini gösteriyor. Çünkü diğer liderler Paşinyan'a karşı mücadele eden diğer liderlerin tamamının Türkiye ve Azerbaycan düşmanlığı dışında halka sundukları bir şey yoktu. Ekonomik manada. Paşinyan'da işte 2 yıldır yönetimde olan biri ve en önemli özelliği Paşinyan'ın hırsızlık ve yolsuzluk işlerinde katılmamış olması. Yoksa çok çok böyle becerikli, müthiş bir devlet adamı intiba vermiyor ama yolsuzluk ve hırsızlık işlerine katılmamış olması, diğerlerinin hepsinin bu bataklığın en derin yerlerine kadar girmiş olmaları halkı Paşinyan'ı tekrar seçmeye götürdü. Şimdi öbürleri de işte Paşinyan'a sürekli olarak sen zaten işte burada yönetimi alman demek, aslında bu toprakları geri vermek için geldin, sen işte vatan hainisin falan filan bunları demeye devam edecekler. Dolayısıyla Paşinyan çok dikkatli hareket etmek zorunda. Öte yandan şu var ki, altılı platform Paşinyan'dan dolayı gerçekleşmiyor diyemeyiz. Altılı platforma en büyük itiraz Gürcistan'dan geliyor. Çünkü bu Gürcistan'ın 2008'de Rusya ile yaşadığı savaştan sonra parlamentosunun falan aldığı bağlayıcı kararlar var. Ve Gürcistan'da hiçbir hükümet Rusya ile belli bir platform çerçevesinde resmi işbirliğine giremiyor. Evet. Zaten bu altılı platform meselesi ille de bir altılı platform şeklinde somut bir biçime girmek durumunda da değil. Yani bizim mesela Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Gürcistan'la fevkalade iyi ilişkileri var zaten. Bu ilişkiler devam eder. Ermenistan'ın da Gürcistan'la ilişkileri fena değil. Şey de eklenebilir, İran da eklenebilir. İran'ın ilk şimdiki yönetimi başa geçtiğinde yaptığı hamleler
savaşın sonucunu adeta geriye döndürmeye yönelik hamleler başarısızlığa uğradı. İran yönetimi de bunu kabul etmiş durumda ve savaşın sonuçlarının kabullenilmesi konusunda hemfikir bir pozisyonda. Peki. Dolayısıyla geriye bir tek Gürcistan'la Rusya arasındaki anlaşmazlık kalıyor. Şimdi öte yandan Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin düzelmesini hepimiz isteriz. Hatta bunun bir an önce de olmasını arzu ederiz. Ama bunun için en azından Bakü'nün talebi olan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması meselesi tartışmasız bir şekilde bir anlaşmaya rapt edilmeli. Aksi takdirde bu olmaz. Ama Ermenistan eğer uyanıklık yapmaya çalışırsa olmaz tabii. Yani Türkiye bugün Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirir, işte sınırlarını açar, sınır ticaretine izin verir, Ermenistan'ın daha ucuza mal almasını vesaire, yani Ermenistan ekonomisini toparlamasına yönelik bir takım adımlar atar ama yarın başka bir şey olduğunda, Azerbaycan'ı rahatsız edecek, Türkiye'yi rahatsız edecek başka bir şey olduğunda Türkiye bu konularda geri de adım atar. Dolayısıyla Ermenistan'ın burada olması lazım, yani tutarlı olması Peki. lazım. Diğer başlığa da geçmek önemli, istiyorum. Tamamlarsak eğer evet, bu konuyla ilgili cümlelerimizi. Buradaki en önemli olay da şu. Rusya ve Moskova Ermenistan'a sürekli olarak hem Türkiye ile hem Azerbaycan'la ilişkilerini normalleştirmek zorundasın şeklinde baskı yapıyorlar. Bu olumlu bir gelişme. Peki. Şimdi birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde dış politika hem de iç siyasette konuşulan bir başlık var. Herkesin merak ettiği ve sizin de yorumlarınız çok merak ediliyor hocam. Nedir? Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri. Şimdi 10 yıl aradan sonra değil mi bir ziyaret Türkiye'ye ardından 10 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması 10 ayrı kalemden bahsediliyor. Siz Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini nasıl okudunuz? Bu ziyareti nasıl değerlendirdiniz? Ve bundan sonraki yeni adım ne olabilir? Şimdi bundan sonraki yeni adım şu olmalı. Önce oradan başlayayım. Peki. Birleşik Arap Emirlikleri aslında kendi hacminin ötesinde, kendi büyüklüğünün ötesinde bir siyasal etki alanına sahip Orta Doğu'da ve hatta Washington'da. Şimdi örneğin bu emir Türkiye'ye geldikten hemen sonra benim takip ettiğim kadarıyla Mısır Devlet Başkanı El-Sisi'yi telefonla aramış. Ona bilgi vermiş bu konuda, yani Türkiye'deki görüşmeleri hakkında. Zaten daha önce gelen onların milli güvenlik danışmanı sıfatıyla görev yapan ve sistemin en üst düzey yetkililerinden ve aynı ailenin mensuplarından birisi olan gelmeden önce de önce Mısır'a, Kahire'ye gitmişti, sonra bize geldi. Şimdi bununla şunu demek istiyorum. Bir defa bu emir ya da Birleşik Arap Emirlikleri bizim Mısır'la ilişkilerimizin toparlanmasına katkıda bulunabilir. Bence bu önemli bir husus. Yani çünkü Mısır'la ilişkilerimizin bir an önce rayına oturması lazım. İkinci bir şey, bu Nahyan ailesi geçen haftalarda Suriye ile de ilişkilerini büyük ölçüde normalleştirme kararı aldılar. Bize gelen bu zannediyorum Dışişleri Bakanları Şam'a gitti. Dışişleri Bakanları Şam'a gitti. Orada o görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Birleşik Arap Emirlikleri prensiyle görüştü, emiriyle görüştü. Şimdi bütün bunlar şunu beraberinde getiriyor. Bu görüşmelerin ardından zaten işte bütün Körfez ülkeleriyle Suriye ilişkilerini toparlıyor. Mısır'la ilişkilerini toparlama yönünde önemli adımlar attı. Ve en son Cezayir Cumhurbaşkanı da Suriye'nin bir an önce Arap Birliği'ne geri alınması gerektiğini söyledi. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri bizim Suriye ile ilişkilerimizin de normalleşmesine katkıda bulunabilir. Yani bir yanda Mısır, bir yanda sırada Suriye mi var diyorsunuz Sayın Bence Hünan. O da var, evet. Bence o da var. Hatta sürpriz bir şey söyleyeyim. Bence bu Birleşik Arap Emirlikleri bizim İsrail'le olan ilişkilerimizin toparlanmasına da yardımcı olabilir. Çünkü bu Körfez Arapları özellikle İsrail'le çok yakın ilişkiler kurdular.
ve İsrail üzerinde belirli bir baskı gücü de elde etmiş oldular. İsrail'in giderek Amerika'nın Orta Doğu'yu ikincil planda görmeye başlamasından dolayı bölgesel ittifaklara daha fazla önem verir bir hale geldi İsrail. O yüzden bizim de İsrail'le ilişkilerimizi toparlamamızda çok fayda var. Çünkü bizim ilk anda bu ülkeleriyle ilişkilerimizi normalleştirip ikinci aşamada yanımıza alarak bunların Yunanistan'ın yanında durmasına engel olmamız lazım. Aynı anda bizim bu Suriye'deki savaştan artık yakamızı sıyırmamız lazım. Bu böyle devam edemez. Dolayısıyla bu emirin ziyareti bütün bu konularda bize çok önemli faydalar sağlayabilir. Peki emirin gelişi ne anlama geliyor? Sorunuzun birinci bölümüne gelirsek onu da ihmal etmeyelim. Bir iki lütfen cümle ifade edelim. O da şu bence. 10 yıllı aşkın süredir dış politikayı kendi kulvarı dışında, kendi dinamikleri dışında yürüterek yaptığımız bir dünya yanlışın göstergesi gibi bir şey. Mesela sadece geçen yılki hükümet yanlısı televizyonların ve gazetelerin manşetlerine baktığınızda geriye doğru şöyle bir 7-8 yıl içinde bu veliaht prens hakkında söylenmedik laf bırakılmamış. Bu bize aslında bir şeyi de öğretmeli. Türkiye bu konuların ustası bir ülkeydi. Biz 1998 Suriye krizine gidinceye kadar Suriye ile olağanüstü sorunlar yaşadık. Bir yandan Hafız Esad'ın bu İskenderun sancağı saplantısı yüzünden, Yunanistan'la askeri işbirliği yapmasından dolayı ve PKK'ya verdiği destekten ötürü fevkalade gergin ilişkiler yaşadık ve 1998 Eylül-Ekim krizinde de savaşın eşiğine geldik. Ama ben Ankara'da bu olayları yakından takip eden birisi olarak hiçbir zaman Türk basınının, televizyonlarının Suriye yönetimi ve yöneticileri aleyhine işte kasap, bilmem alçak, şu bu filan gibi yani söylemekten yani söylemek bile istemiyorum, telaffuz bile etmek istemiyorum ifadelerle basının tek bir dille bir ülkenin devlet başkanına saldırdığını hatırlamıyorum. Yani bu işlerin bir ele alınış yöntemi vardır. Dış politika aşırı derecede iç politikanın malzemesi yapılmaz. Dış politika kendi kulvarında gider ve size karşı olan ve olmakta kararlılık gösteren devlete karşı hamleler yaparsınız. Ve o hamleler en uygun bir noktaya geldiğinde devreye girer ve karşıdaki devletten istediğinizi alırsınız. Nitekim Türkiye 1998 Eylül-Ekim krizinde bunu yaptı. Hı hı. Şimdi ondan sonra da Adana mutabakatı imzalanınca aynı Hafız Esad'la gayet iyi dost olduk. Çünkü niye? Bizim amacımız kan davası değildi adamla. Bizim amacımız bize karşı izlediği yanlış ve hasmane politikalara son vermesiydi. Bunu yaptırdık. Sonra da gayet iyi dost olduk. Şimdi demek ki bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve onun prensine karşı izlediğimiz politikalarda da önemli yanlışlıklar olmuş. Bu yanlışlıkların şimdi düzeltilmesi gerekiyor. Biz bunu görüyoruz aynen. O zaman yani bu noktada. Ben şimdi şunu arzu ediyorum. Aynen o dünkü, evvelki günkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Veliaht Prens'in el ele sıkışma şeyinde olduğu gibi Mısır Devlet Başkanı'yla, Suriye Devlet Başkanı'yla da benzeri görüntülerin aynı şekilde altyapının hazırlanması, önce kademeli bir biçimde diplomasinin devreye girmesi, giderek bakan yardımcıları, sonra dışişleri bakanları ve nihayet bu noktaya gelinmesini istiyorum. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Aksi takdirde bütün bizim kendi kendimize düşman yaptığımız devletler gidip Yunanistan'ın yanında yer alıyorlar. Evet. Böyle bir dış politikanın mantığı olamaz yani. Evet, anlaşmalar imzalanıyor. Yunanistan'dan provokasyon adımları devam ediyor. Açıklamalar keza yine öyle. Şahit olduk hem Amerika'da hem Yunanistan'da yapılan anlaşmalar ve üstlenmeler de devam ediyor. Ama bir soruyu daha size yöneltmek istiyorum bu konuyla ilgili. Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arası yeni bir ticaret hattından, yeni bir rotadan bahsediliyor. Bunu nasıl okumak lazım? Bu ticaret hattının önemi nedir? Şimdi bu bir varsayım, böyle bir şey iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa bence Türkiye bunun içinde tabii ki yer almalı ve iyi olur. Şimdi
bir defa Birleşik Arap Emirlikleri ve oradaki Suudi Arabistan ve diğer Körfez Emirlikleri'yle, ki bunu yukarıya doğru Kuveyt'i de dahil edecek şekilde anabilirsiniz. Hatta Irak'ı Arap devletleri olarak ele alıp Irak'ın toplamı bu tarafta, yani Körfez'in doğusundaki Araplar, Körfez'in pardon batısındaki Araplar, doğusundaki İranlılar olmak üzere orada çok ciddi bir rekabet var. Bu rekabet çok sert seyrediyor. Bunu Amerika çoğu zaman provoke ediyor, manipüle ediyor. Bunlar iyi şeyler de değil. Bu ülkeler kendi aralarında bir uzlaşma zemini bulabilirlerse, bu zeminde eğer böyle geniş çaplı ticari ve ekonomik projelerden oluşursa bizim için de fevkalade iyi olur. Çünkü bundan en fazla ekonomik katkı, bundan en fazla ekonomik fayda temin edecek ülkelerin başında geliriz. Çünkü müteahhitlik hizmetleri girer, dış ticaret söz konusu olur, bankacılık, finans vesaire, her manada Türkiye'nin lehine şeyler gelişebilir. Bunun hem takipçisi olmak lazım hem de destekçisi olmak iyi bir fikir diye düşünüyorum. Evet. Çok kısa bir vaktim var ama şimdi bu F-35 konusuyla ilgili açıklamalar geliyor. Senatörler dedi ki Amerika'da biz bu şeyi Yunanistan'a verelim dediler. Ne diyorsunuz bu açıklama ile ilgili? Ne yaklaşımınız nedir? Kriz bence devam ederken. Bence versinler. Çünkü Amerika hem başkan ve yönetimi, hem kongre, hem de Amerikan derin devleti aslında ahmak beyinsizler devletine dönüştü. ABD'yi böyle okumak lazım artık. Kendi çıkarlarının nerede olduğunu görmeyecek derecede ırkçı bir Türk karşıtlığı içindeler. Yunanistan'a versinler, sonuçlarını da görelim. Ayrıca o uçaklar bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu, onu da göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Evet. Biz de kendi işimize bakalım. Yani Yunanistan'da o uçakları ne yapacaksa yapsın, görelim bakalım. Evet. Bakalım, takip edeceğiz. Yani çıldırtmış durumdalar hepimizi. Ya. O yüzden ABD'nin açılımını da böyle açmak istiyorum. Yani yani hakikaten ahmak beyinsizler devleti falan gibi bir hal aldı ABD'nin açılımı. Bir yanda F-35, bir yanda F-16 açıklamalar. Senatörler efendim, farklı konuşuyor. Biden farklı açıklaması oluyor. Ama hepsinin geldiği yer aşırı derecede Türk ve Türkiye düşmanlığı. Tabii. Hepsi orada uzlaşıyor. Bakın, Biden'ın dış politikasının ne olduğunu anlamak çok zor. Ama bir konuda en ufak bir şüphe yok. O da Türk ve Türkiye düşmanlığı. Doğru. Gelmeden söylemişti zaten. Çok kararlı. Evet, çok da şaşırmadık. Kararlı bir şekilde devam ediyor bu politikasını. Ve bütün bunları niye yapıyor? Biz efendim PYD'nin önünü kapatıyormuşuz. Yok bilmem neymiş. Yani PYD Türkiye'den kıymetli diyen bir devlet varsa ve bu devlet dünya lideri olmak istiyorsa, buna ahmaklık dünyasında başarı dinlemekten başka yapacağımız bir şey yoktur. Tabii. Biden da çok eleştiriliyor Amerika'da politikaları. Efendim, zaten Biden bir daha muhtemelen seçilemez de bir sonraki gelecek Amerikan başkanı zamanına kadar biz kendi kendimize çeki düzen verirsek, o zamana kadar mesafe kat edersek zaten başka bir noktadan başlarız ve önemli kazanımlar elde edebiliriz. Mesela Trump dönemini kaybettik. Maalesef biz herkesle kavgalı durumdaydık o sırada. Trump döneminde elde edebileceğimiz birçok şeyi istediğimiz gibi elde edemedik. Peki. Sayın Ünal, cümleniz bitmişti değil mi? Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Açıklamalarınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Esma Altıp Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'la dış politika gündemine bir pencere açtık. Tüm başlıkları değerlendirmeye çalıştık diyelim ve haberlerimize devam ediyoruz. Efendim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası salgınla mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı. Sağlık çalışanlarının 4. doz aşılarının olabileceğini belirten Koca, Favipiravir isimli koronavirüs ilacının kullanımına hastanın durumuna göre karar verileceğini duyurdu. Monupiravir isimli ilaç da tedavi rehberine eklendi. Diğer yandan cezaevlerindeki açık görüşlerde bilim kurulunun tavsiyesiyle 1 Aralık'ta yeniden başlayacak. Başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferansla toplandı. Gündemde tedavi rehberi, cezaevleri, aşı programı ve salgının seyri vardı. Toplantı sonrası yeni kararlar açıklandı. Bu
datalarımızı... Yazılı açıklama Bakan Koca tarafından yapıldı. 7 yeni kararın alındığı açıklamada sağlık çalışanlarının isteğe bağlı olarak 4. doz aşılarını olabileceği duyuruldu. Açıklamada vaka sayılarındaki düşüşün kalıcı olması için yüksek oranda aşılamaya ulaşılması gerektiği de vurgulandı. Salgın yönetiminde kullanılan tedavi rehberi de güncellendi. Favipiravir isimli koronavirüs ilacının önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konulduğu belirtildi. Favipiravir'in Sağlık Bakanlığı verileriyle hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görüldü. İlacın daha önce belirtilen kullanımı kaldırıldı. Favipiravir'in kullanımına hekimin hastanın klinik durumuna göre karar verebileceği açıklandı. Kullanıma alınabileceği belirtilen Molnupiravir etken maddeli ilaca erişim için gerekli girişimlerin yapıldığı belirtildi. Türkiye'de üretilmesi için gerekli önlemler alınan Molnupiravir'in tedavi rehberine eklenmesine karar verildi. Uygun olan hasta grupları için ilaç tedarik edilir edilmez kullanımına alınmasına karar verildiği de kamuoyuyla paylaşıldı. Bilim Kurulu, Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tavsiyesinde de bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, salgında ara verilen cezaevlerindeki açık görüşlerin Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla 1 Aralık'ta yeniden başlayacağını açıkladı. 5. yargı paketini içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Köklü değişikliklerin yer aldığı paketle birlikte icra yoluyla çocuk teslimi dönemi sona erdi. Verilen ek önergeyle salgın nedeniyle evlerinde hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı. Kanun teklifimiz 54 maddeden oluşmakta ve 8 ayrı kanunda değişiklik yapmaktadır. 5. yargı paketi mecliste kabul edildi. 2 ana başlığı ihtiva ediyor bu teklif. Paketi içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Kabul edilen teklif yasalaştı. İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan çocuk tesliminin icra yoluyla yapılması kaldırıldı. Çocuk teslimine aykırı hareket edenlerle emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler 3 aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Çocuğun örselenmemesini ve o yaşta bir çocuğun herhangi bir şekilde polis zoruyla, polis müdahalesiyle yüz yüze gelmemesi ve bir travma yaşamaması bizim için öncelikli. 5 siyasi partinin verdiği ek önergeyle salgın nedeniyle hükümlülerin evlerindeki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı. Açık cezaevinde olan hükümlülere 90 günlük izin verilmişti. Kanun teklifiyle hacizli malın satış yöntemi de değiştirildi. İcra sisteminde mevcut hacizli malların mezat salonlarında satışı iptal edilecek. Bunun yerine mallar internet ortamından satışa çıkartılacak. Alacaklı ve borçlu arasında öncelikli olarak hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Alacak veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haciz olunan malın satışını isteyebilecek. Adalet Bakanlığı'nca belirlenen il veya ilçelerde yönetmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulamaya başlanacak. En geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Evet, malumunuz gündemde ekonomiden başka konuştuğumuz çok başlık yok diyebiliriz. Bir taraftan siyasilerden de peş peşe açıklamalar, görüşme trafiği geliyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir ziyaret, 10 ayrı başlıkta 10 milyar dolarlık yapılan bir anlaşma. Dolar kotasyonlarında yükseliş de devam ediyor. Ne oluyor, nereye gidiyoruz, enflasyonla nasıl mücadele edilecek konuşalım. Kiminle? Ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu bizlerle birlikte bu kuşakta. Sayın Latifoğlu hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. O yukarı yönlü kotasyonlar devam ediyor. Önce şunu sormak istiyorum. Herkes çok merak ediyor. Yani bu ne kadar süre daha devam edecek bu yükseliş? Ve bir günde 1 TL'lik o yükselişlerin Türkiye'ye getirisi götürüsü nedir? Merak bu. İlk olarak bunu sorayım. Tabii dolarda yükselişin nereye kadar devam edebileceğini kestirmek çok zor. Çünkü bu yükseliş normal kurallar içerisinde, ekonomik kuralları içerisinde olan bir yükseliş değil. Özellikle son bir ay içerisinde başladı. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte hatta başlayan bir süreç bu. Yaklaşık 1,5 ay kadar önce bir alım dalgası başladı. Ama son 2 hafta içerisinde volatilite gittikçe artmaya başladı.
panik hareketler başladı. İşte malumunuz gerek muhalefet tarafından gelen açıklamalar, gerekse işte Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir şekilde ifade ettiği gibi mandacı iktisatçıların ateşe gazla gitmesi, benzinle gitmesiyle birlikte daha da alevlendi. Ve bu noktaya kadar geldi. Şimdi bu açık bir şekilde artık normal alımları geçti. Hani yani tabii ki bu alımların içerisinde yani büyük iş insanları da var, çeşitli vesilelerle döviz işi yapan, evet, döviz sorunlu olanlar, bireysel yatırımcılar da var. Ancak arkasında daha çok yabancıların olduğu aşikar. Yani son iki haftalık hareket bunu çok net gösteriyor. Çünkü ne oldu da dolar TL %50'ye varan bir yükseliş yaşandı. Yani bir deprem mi oldu Türkiye'de veya bir hükümet mi devri, darbe mi oldu? Hani bunu izah etmek mümkün değil. Normal ekonomi kuralları çerçevesinde. Dolayısıyla bu çok açık bir manipülasyon ve finansal saldırı var. Yani tanımını bir kere yapmak lazım. Bu bir. Dolayısıyla yani burada bir seviye vermek çok yanlış olur. Hani nereye gider, ne olur vesaire. Biraz şimdi durulmuş gibi görünüyor. Evet, dün Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında da, yani MGK toplantılarında, biz ekonomi başlığı çok alışkın değiliz değil mi? Daha çok dış politika, evet, iç siyaset, terörle mücadele, yani genel Türkiye'nin dış politikası, evet, ve haliyle iç siyasette yaşanan başlıklar yer alırdı. Ama dün MGK sonrası ekonomiye bir başlık açıldığını, önemli bir başlık olduğunu da gördük. Türkiye'nin hedeflerine uygun bir şekilde yatırım, istihdam odaklı ekonomik politikalarına hayata geçirme sürecinde karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir dedi MGK sonrası bildirisinde. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde devam edeceğimizi belirtiriz açıklaması geldi. Siz bu sınamalar ve tehditler olarak ne söylersiniz? Biz yeni bir yol haritasından bahsediyoruz. Yeni bir rotadan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz dedi. Burada düşük faiz yüksek kurdan bahsediliyor. Uygulanması nasıl olur? Alınması gereken tedbirler var mı bu noktada? Dünyada uygulanan bir ülke var mı? Size soralım. Hı hı. Tabii MGK'nın açıklaması tarihi bir açıklama. Ve çok önemli, olumlu bir açıklama bence. Hı hı. Çünkü hep sizinle bağlandığımız zaman hem sizin vesilemizle hem de başka platformlarda hep anlatıyoruz. Hani Türkiye'nin zayıf kanunu ne yazık ki hala ekonomi konusu. Şimdi Türkiye siyasi ve askeri anlamda bir milli duruş süreci içinde ve oldukça zorlu bir dönemden geçiyor ve bu süreçte ekonomiyle ilgili siyasi ve askeri çizgiye uyumlu bir hareket yoktu. Evet. Ta ki pazartesiye kadar. Hatta faiz indirimlerine kadar. Yani bu faiz indirimlerinin içeriğini tamam başlanmışta anlayamadım açıkçası, ama sonra arka arkaya kararlı adımlar gelince. Devlet bankalarında gördük, ama özel bankalarda gördük mü indirim? Evet, evet. Ve şöyle söyleyeyim, hani tamamlayayım isterseniz. Şimdi bu MGK bildirisine gelen süreci iyi lütfen analiz edin. Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü yaptığı açıklama tarihi bir açıklama. Ve çok net bir şekilde ekonomik kurtuluş savaşından bahsetti. Yani burada artık bir milli çizgiye doğru gidileceğinden bahsetti. Çok önemli. İkinci olarak da Salı günü de Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hem bunu tekraren vurguladı, artı başka şeyler de kullandı. Evet. Ama ekonomiyle ilgili tanımlamalar yaptı. İşte finansal oligarşiden bahsetti vesaire vesaire. Hani çok şey, çok gerçekten bu iki açıklama, bu tarihi açıklamalar. Peş peşe geliyor. Evet, peş peşe geldi ve kararlılık ifadesi var burada. Ve arkasından da MGK'nın açıklaması geldi. Yani hem siyasi hem de devlet, hükümet ve devlet birlikte bu savaşı vermeye kararlı. Yani bundan sonra artık geri dönüş olmayacağına dair mesajı alıyoruz. Biz buradan bunu görüyoruz. Şimdi hep sizinle konuşuyoruz. Yani burada ekonomi konusu çok bilinen bir alan olmadığı için, bir teknik bir alan olduğu için çok çok fazla manipülasyona açık. Çok fazla bilgi kirliliği var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çok. Ve bu ortam tabii ki
panik hareketleri, manipülasyonlara yol açıyor. Yani gerçekten yani bir eski bir merkez bankası başkanı bile bu manipülasyona alet oldu. Yani daha doğrusu bu manipülasyonun içinde yer aldı. Ya. Açıklamaları değil mi? O sosyal medyada çok da tepki çekti. Başka merkez bankası başkanları da eski. Aynı şekilde bunlar yapıyor. Başka eski merkez bankası başkanları. Hatta bürokrasinin çeşitli kademelerinde yer almış eski üst düzey bürokratların bazıları banka müdürlüğü yapmış, müdür yardımcılığı yapmış, merkez bankasına danışmanlık yapmış. Ya alenen bu şahıs da yani bir bilgi kirliliği ve manipülasyon ortamı yaratıyor. Muhalefet de onların yarattığı bilgi kirliliğini ve manipülasyonunu kullanıyor. Neden yaratıyorlar peki? Bu zor günlerde açık. Diyelim. İşte orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir ifadesi var. Mandacı iktisatçılar. Yani bunlar mandacı iktisatçılar. Bunun daha başka bir izahı olamaz. Yani bu bilince erişilmesi çok önemli bir şey. Dediğim gibi bu çok net bir şekilde söylenmiyor. Şu anda artık çok net bir şekilde bu tanımlama yapılmış oldu. Yani bunu mahal verilmemesi lazım. Ekonomide bir cephedir. Yani nasıl askeri bir cephe var, siyasi bir cephe var, ekonomide bir cephedir. En önemli cephelerden birisidir. Zafiyete mahal verilmemeli. Bu şahısların yani ipe sapa gelmez, hem bilimsel olmayan, hem tamamen dedikoduya, varsayımlara, hatta dedikodulara varsayım bile değil, teori veya tez bile değil, dedikodulara dayanan, hayal ürünü bir takım şeylerden bahsederek bunları gerçekmiş gibi topluma anlatarak mesela 128 milyar dolar nerede? Çok tipik bir manipülasyon örneği. Tamamen yalan ve hayali senaryolara dayalı. İşte yani hesaplama mantıken hesaplamada da tamamen hatalar olan hiçbir şekilde altyapısı olmayan bir yalandır. Bunun gibi sayısız örnek verebilirim. Sayısız. Yani son bir senedir, iki senedir özellikle bu yoğunlaştı. Dolayısıyla bu hem Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetin, hem Cumhur İttifakı'nın genel anlamda ve tabii ki MGK'nın da olması, yani devletin artık bu bilinci varması ve burada kararlılık ifade etmesi çok çok önemli. Yani bu bence bir tarihi gelişme. Yani peki. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet, konu yeniden döneceğiz ama çok küçük bir soruyu da size sormak istiyorum. Yani kısaca alırsam detayı, çünkü çok konuşulduğu için sormak istiyorum. MGK sonrası Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'den bir açıklama geldi. 5 maddelik sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Yeni ekonomik modelin kararlılıkla devam edeceğini, düşük faiz politikasının uygulanmakta kararlı olunduğunu ifade ediyor. Aslında diyor 2013'ten beri bu politikaların uygulanmak istendiğini ancak itirazlar olduğunu belirtti. Şimdi burada 2013'te aslında uygulanmak istemiş itirazlar olmuş. Hem bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hem de şöyle bir tartışmayı gündeme getirdi. Ya dediler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan değil de neden bakan yardımcısı bir açıklama yapıyor. Sonrasında eleştiriler geldi. Acaba dediler kabinede bir revizyon mu olacak? Siz nasıl okudunuz? Olabilir mi? Ya da. Şöyle yani ben hani açıkçası bu konularda bir varsayımda bulunmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim genel anlamda bir teorik bir çerçeve açısından söylüyorum. Türkiye 40 yıldır neoliberal politikalar istiyor. Ve bugün yaşadığımız sorunlar temelinde bu politikalar var çok açık bir şekilde. Şimdi bu siyasi milli duruş çizgisine girerken AK Parti hükümeti ekonomi konusunda adımlar atmakta tereddütler yaşadı. Bu bahsettiğiniz konular da bu tereddütlere bağlı olan şey. Yani hala neoliberal politikaları izleyip faiz arttırarak, enflasyonun üstünde faiz arttırarak, faiz enflasyon kur üçgeninde eski neoliberal politikaları devam ettirme, IMF'nin programını izleme, IMF'nin hatta kucağına itme dolaylı olarak veya doğrudan yaklaşımını gösteren bürokratlar ve siyasiler var. Yani bunlar kolay değil. Düşünün yani 40 yıl boyunca bunun temelleri atıldı. Uygulamalar yapıldı. Buna göre her şey düzenlendi. Merkez Bankası'nın yapısından tutun, bütün ekonomi bürokrasisine hatta ekonomi hayatına kadar tamamen alttan zaya bu şekilde dizayn edildi. Şimdi dolayısıyla dirençle karşılaşılması çok normal bir şey. Peki. Söyleyecek değil mi?
gitmek. Şimdi çok merak edilen bir başlık var, hemen onu sorayım size. Hem politika açısından hem de siyaset hem de ekonomik açıdan çok merak edildiği için Sayın Latifoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne size sormak istiyorum. 10 yıl sonra gelen bir iletişim, bir görüşme ki lider El Nahyan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme. Ardından 10 milyar dolarlık bir anlaşma. 10 ayrı kalem değil mi? Ayrı anlaşmadan bahsediyoruz. Siz bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu değerlendiriyorum. Yabancı sermaye gelmesi, nereden olursa olsun, Amerika'dan, Avrupa'dan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, örnek veriyorum, yani daha birçok, yani dünyanın her yerinden gelecek olan yabancı sermaye olumlu bir şeydir. Ama tabii sıcak para anlamında olmamalı. Doğrudan yatırım. Detaylarını biliyor muyuz bu yapılan anlaşmaları Sayın Latifoğlu? Evet, doğrudan yatırım anlaşmaları olacak bunlar. Tabii sermaye koyma şeklinde, ortaklık şeklinde, yani bizim girişim sermayesi olarak sektörde adlandırdığımız bir modelle büyük bir ihtimalle yapılacak. Dolayısıyla da çok olumlu katkısı olacaktır diye umut ediyorum. Yani büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Şimdi işin manidar olan tarafı da şu. Şimdi nedir? Bir yandan kur saldırısı yapılırken, evet, 50'ye manipülasyon yapılırken önce bir BBVA'dan çok olumlu bir yatırım haberi aldık. Garanti Bankası'nın kalan hisselerine 2.6 milyar dolarlık bir yatırım yaptılar. Bu çok çok tarihi bir evet, yatırım. Bunu söyleyeyim, altını çizeyim. Bu ortamda hani bu mandacı iktisatçıların artık o yandık bittik, Avrupa'dan para gelmez, şu olmaz, yabancılar bizi istemiyor. Hatta bu bankacılık sektörüyle ilgili bu bandajı saçlardan biri, bankacılık sektörü bitti, yandı, yok oldu gibi hep manipülasyon yapan bir şahıs var. İspanyol ayağından bahsediyoruz bu arada, belirtelim. Evet. Yaptığı açıklamaların üstüne bu alımın gelmesi çok güzel oldu. Demek ki öyle değilmiş. Dünya, özellikle Avrupa olsun, yani sermaye, yabancı sermaye Türk ekonomisine çok değer veriyor. Bu yatırımı da eleştirdiler. Eleştirenler tabii, oldu. Tabii. Niye şimdi yapıyor? Evet. İşte rakam çok düşük. Niye İspanyol firması? Hani bu tabii, eleştirildi. Klasik. Yani bunun fiyatta hiçbir ilgisi yok. Bu stratejik bir yatırım. Eğer fiyat söz konusu olsaydı 2.6 milyar dolarlık alım yapmazdı. 50 veya 100 milyon dolarlık sıcak para borsada bir operasyon yapardı. Toplardı hisseleri. Ondan sonra bu hisselerin tırmanmasını sağlardı. 200-300 milyon dolar satar çıkardı. Bu sıcak para operasyonu değil BBVA anlamında. Peki, onlar çok iyi biliyorlar bunun öyle olmadığını da. İşte dediğim gibi çok açık manipülasyon ve bir kirliliği var. Yani işte çok iyi değerlendirmek lazım. Biz de elimizden geldiğince uzman konuklarımıza, doğru konuklarımıza değerlendirmeye çalışıyoruz. Ekonomi çok teşekkür ediyorum Sayın Latifoğlu, ama bir dakikamız var. O herkesin merak ettiği, çalışan kesimin asgari ücret beklentileri 1 Aralık'ta başlıyor görüşmeler. Çok kısaca alacağım. Nedir beklentiniz? Umuyorum ki en azından enflasyon oranında bir artış yapılır. Çünkü bu enflasyonun son 2 yıl içerisindeki anormal yükselişinden en çok mağdur olan kesim ücretli kesim. Dolayısıyla benim beklentim en azından enflasyon veya enflasyona yakın bir artış olacağı. 3 oran konuşuluyor. Hangisi daha yakın gözüküyor size göre? Yani çok bir fikrim yok açıkçası. Yani yakın olan veya hemen hemen aynı olan değil. Yani bu şekilde bir oran. Peki. Enflasyon odaklı. Bakalım nasıl bir rakam gelecek? Önümüzdeki haftadan itibaren asgari ücretle çok fazla konuşmaya başlayacağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Latifoğlu bize vakit ayırdığınız için. Siz de iş görüşmesindesiniz değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunuzu biliyorum. Yeni geldim. Evet, geldiniz mi? Hoş geldiniz diyelim o zaman. Görüşelim yine yayınlarımızda. Sizi bekliyoruz efendim. Stüdyoyu da bekliyoruz tabii ki. Peki. Evet, ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu ile konuştuk. Ekonomideki gidişatı, yapılan anlaşmalar, yansımaları dış politika tabii ki haliyle burada çok önemliydi. Hepsini değerlendirdik. Bir reklam arası veriyoruz. Görüşeceğiz. Efendim
Efendim devam ediyor gün ortası. Terörle mücadeleyle bültenimize devam ediyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde PKK'ya büyük darbe vuruldu. 12 PKK'lı öldürüldü. Aralarında turuncu ve yeşil kategoride aranan 2 PKK'lı da bulunuyor. Bölücü terör örgütünün sözde lider kadroları bir bir etkisiz hale getiriliyor. Eren Kış 7 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. O PKK'lılar arasında turuncu ve yeşil kategoride aranan 2 terörist de bulunuyor. Teröristlerden biri Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Leyla Şeyho. Diğeri ise sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Erhan Mingsar'dı. Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede yapılan operasyonda PKK'ya büyük darbe indirildi. Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK-KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Botan Kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK'nın TAK yapılanmasında da yer alan terörist Gören'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı pençe operasyonlarında yaralandı. Tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Tunceli'de ise PKK'nın barınmasına geçit verilmiyor. Son bir yılda düzenlenen Eren 7 Mercan Munzur ve Eren Kış 6 Mercan Dağları operasyonlarında 203 sığınak ve mağara imha edildi. Çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu. Milli Savunma Bakanlığı da Hatay ve Şanlıurfa'da yasa dışı geçişlere izin verilmediğini açıkladı. Suriye'den yurda geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ'lı, ikisi PKK'lı olmak üzere 5 terörist yakalandı. Ve şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamların hemen ardından da Denizli'ye gideceğiz. Vatan Partisi'nin 81 ilde başlattığı üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Bugün Denizli'de üretim devrimi kurultayı var. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ayrılmayın.